Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi data flow'ları yarattığımız yer bulut servisi. Bunu Power BI desktop'tan yapamıyoruz. Data flow'ları yaratırken kullandığımız şey de aslında powerbi.com'dan birazdan tetikleyeceğimiz Power Query. Yani karşımıza bildik, tanıdık ekranlar çıkacak. Peki şu an ben kendi çalışma alanındayım. My Workspace'deyim. Buradaki New butonuna bakıyorum. Altında Data Flow'larla ilgili herhangi bir şey yok. Data Flow'ları çalışma alanlarında yaratırız ama kendi çalışma alanımızda yaratamayız. Dolayısıyla bir Data Flow yaratmak istiyorsak öncelikle bir çalışma alanı yaratmak gerekiyor. Workspaces kısmına geliyorum. New Workspace. Buna bir isim verelim. Data Flow diyelim yeni bir çalışma alanı yarattım. Yarattığımız çalışma alanında burada New kutusuna geldiğimde bu sefer My Workspace'de gözükmeyen Data Flow burada karşıma çıkıyor. New Data Flow. Şimdi dört farklı kaynaktan Data Flow oluşturabilirsin diye opsiyon sunuyor. Bizim yaratacağımız ilk Data Flow bu ve bu data flow'da satış bütçe modelinde kullandığımız SQL Server'daki tablolar üzerinden yaratacağım. Dolayısıyla buradaki define new tables opsiyonunu seçiyorum, add new tables. Şimdi bize veri kaynağımızın ne olduğunu soruyor. Power BI Desktop'ta Power Query ile bağlantı yapmaya kalktığımızda bize veri kaynaklarımızı soruyordu. Bu da aynı mantıkla Veri kaynakları sadece bunlarla sınırlı değil. Eğer buradaki View More butonunu tıklarsanız onlarca farklı veri kaynağını burada görebilirsiniz. Peki bizim kullanacağımız veri kaynağı Azure'daki SQL sunucumuz. O yüzden buradaki Azure tabını tıkladım. Bir Azure SQL veri tabanına bağlanacağız. Sunucu adı ve veri tabanı bilgilerini alalım. Sunucu adını buraya yapıştırıyorum. Benzer şekilde database adında yapıştıracağım. Şimdi daha önce bağlantı yaptığımız bir kaynaksa authentication ile ilgili sorular sormayacaktır. Ama ilk kez bağlantı yapıyoruz. Authentication bilgilerini gireceğiz. Authentication tipi kind basic. Kullanıcı adı bu. Şifreyi de yapıştıralım. Şifremiz de bu. Privacy level organizational olarak kalabilir. Bunu da kapatalım. Next. Bağlantı bilgisini girdiğimiz SQL'deki veritabanındaki tabloları listeliyor. Şimdi buradan bir fact tablosuna bir bağlantı yapalım. Önce daha sonra da master tabloları ayrı bir data flow olarak alalım. Şimdi use case'lere örnek verirken satışlar sürekli güncellenen bir tablo. Dolayısıyla refresh süresi master tablolara göre daha sık olacak. Ürünler tablosu belki haftada bir, belki ayda bir güncellenecek bir tablo. Bu tablolar üzerinden farklı data flow'lar yarattığımızda bu data flow'larının biz refresh ayarlarını, schedule ayarlarını, saatlerini, sıklığını ayrı ayrı belirleyebiliriz. Gene Power Query'deki gibi seçtiğimiz tablolarla ilgili bir sütunları ve satırları bir örnek olarak gösterdi bir data preview modu, transform data Şimdi burada da karşımıza çıkan ekranlar bizim Power BI Desktop'tan açtığımız Power Query ile çok benzerlikler gösteriyor. Sol tarafta bir sorgular panosu var, ortada bir data preview var. Oluşan step'lerin formülünü görüyoruz ve sağ tarafta da gene bir step'lerin listelendiği bir query bölümü var. Üstteki menülere bakmak gerekirse birçok buton birebir aynı ama farklı olan menüler de var. Örneğin View tab'ın altında Diagram View farklı opsiyonlar içeriyor. Aşağıdaki ikonlar normal Power BI Desktop'taki Power Query'de karşımıza çıkmıyordu. Bunlara hızlıca bir göz atalım. Ama buradaki step oluşturma mantığı, transformasyon yapma mantığı Power BI'daki Power BI Desktop'taki Power Query ile birebir aynı. Bana bu tablodan sadece belge tipi satış faturası olanlar lazım. Benzer şekilde bir filtre atıyorum. Burada bir step oluşturdu. Power BI Desktop'taki steplere benzeyen bir mantık ama şu an için Power BI Desktop'taki Power Query'de olmayan ikonlarla birlikte geliyor. Buradaki ikonların görünümleri step'in ne olduğunu biraz daha kolay anlamamızı sağlayacak şekilde bir filtre koyduğumda bir filtre işaretini çıkartıyor. Muhtemelen buradaki ikonların birçoğu da veya buradaki özelliklerin birçoğu da Power BI Desktop'a e yakında gelecektir diye tahmin ediyorum. Peki, devam edelim. Benzer şekilde ilk sütunları seçmek bizim best practice'lerimizden biriydi Power Query tarafında çalışırken. Ağır filtremi koydum. Devamında sadece lazım olan sütunları seçiyorum. Tutarı seçtim. Tarih, müşteri, ürün gelsin gibi. Şimdi buradaki hız Power BI Desktop'taki hızdan biraz daha yavaş, biraz daha gecikmeli geliyor. Sonuçta online olarak çalışan bir uygulama, bir interface. Power BI Desktop'taki Power Query kadar hızlı olmadığı ya da hızlı tepki vermediği bariz belli. Peki benzerliklere farklılıklara bir göz atalım. Step'i sağ tıklıyorum. Örneğin View Query Plan diye bir opsiyon Power BI Desktop'taki Power Query'de yok ama burada var. Bakalım nasıl bir şeymiş. Burası biraz bekletiyor. Kullandığımız sorgularla ilgili, bağlantı yaptığımız veri tabanıyla ilgili Biraz daha farklı bir diyagram sunuyor bize. Peki bunu kapatalım. Şu işaretlerin anlamlarını çözmeye çalışalım. Şimdi query folding konusu Power BI Desktop'ta da geçerli, online'da çalışırken de geçerli. Desktop'taki Power Query'de çalışırken sağ tıklayıp View Native Query var mı yok mu diye bakıyorduk. Ama burada o şekilde doğrudan bir ikon ya da step yok gibi sanki ama buradaki ikonların anlamı Query folding çalışıyor mu, çalışmıyor mu bunu anlamamızı sağlayacak şekilde tasarlanmış. Bu stepin üzerine geldiğinde şuradan learn more linkini tıklayacak olursam eğer buradaki ikonların her birinin ne anlama geldiğini bize listeleyen bir sayfaya atıyor. Eğer böyle bir ikon varsa query folding çalışıyor, eğer saat gibi bir ikon gösteriyorsa query folding çalışmıyor gibi biraz daha görsel bir bilgilendirme. Bu açıdan Power BI Desktop'taki Power Query'den biraz daha iyi. Peki tekrar geri dönelim. Transformasyonu desteklemeyen bir sütunu seçelim. Buradaki ikonlar değişecek mi değişmeyecek mi görmek açısından ilk harfini büyük yap step'i query folding'i desteklemeyen bir transformasyondu. Buradaki listeden teslim şehrini de seçelim. Onun üzerinde de gene benzer şekilde sağ tık transform column text transforms ilk harfi büyük yap. Buradaki step'in sağ tarafına query folding'i desteklemediğini gösteren bir ikonu hemen yerleştirdi. Şimdi bu bizim fake tablomuzu barındıran data flow olacak. Bu data flow'u her gün güncelleyeceğiz. Belki 2-3 saatte bir güncelleyeceğiz. Ama master tablolara bağlantı yaparak oluşturacağımız data flow'un refresh schedule'ı farklı olacak. Buradaki mantık birebir aynı, hiçbir farklılık yok. Yeni bir tablo eklemek istersem, yeni bir sorgu eklemek istersem kullanmam gereken menüler Power BI Desktop'taki Power Query ile birebir aynı. Lazım olan tabloları ve transformasyonları yaptık ve bitirdik diyelim. Save and Close. Close and Apply'ın Data Flow'daki karşılığı Save and Close. Buna bir isim verelim. Buna fact data flow olsun. Bunun ismi kaydediyorum. Kaydettikten hemen sonra refresh now deyip refresh edebilirim. Veya bir refresh schedule set edebilirim. Ama bu ekranı kapatalım. Bu çalışma alanından yapalım bunu. Çalışma alanı tıkladım. Buradan direkt gene refresh yapabilirim. Ama önce şuradaki settinglerden refresh yapmayla ilgili bir problemimiz var mı? Bir kontrol edelim. Data source Credential altında herhangi bir sorun göstermiyor. Bu bağlantı yapabildiğini gösterir. Schedule ayarlarını buradan ayarlayacağız. Aynen normal semantik data modellerde yaptığımız gibi. Günde 8 defaya kadar da güncelleme saati belirleyebiliriz. Birkaç tanesini ekleyelim hemen. Bir ve bir buçukta güncellesin gibi. Tekrar çalışma alanına geri dönüyorum. Buradan manuel olarak tetikleyeceğim. Refresh Now daire dönmeye başladı. Buradan Settings kısmından da Refresh History'e bakalım. Refreshing Progress güncelleme devam ediyor. Okay, güncellemeyi bitirdim dedi. Bakalım ne kadar sürmüş? Yaklaşık 30 saniye. Bir miktar semantik modeli güncellemeye göre daha uzun sürdüğünü söylemek mümkün. Ama aşağı yukarı çektiği satır sayısı 150 bin. Buluttaki bir SQL'den çekiyor. Çok da kötü sayılmaz. Bunu şu yüzden özellikle belirtiyorum. Normal standart Pro lisansıyla kullandığımız data flow'ların eğer biraz verimiz büyükse en büyük problemi tırnak içerisinde performans. Eğer bu süreler sizin için makulse, yeterlise hiç problem yok. Ama Pro lisansındaki data flow'un hızının normal Power Query'deki hıza göre biraz daha düşük olduğunu söylemek lazım. Peki bunu kapatıyorum. Refresh'i başarıyla yaptı. Buradaki ayarlara da bakalım. Refresh'e biraz önce baktık. Data source credential'larda herhangi bir problemimiz yok. Enhanced Compute Engine dediği bölümdeki ayarları kullanabilmek için bize bir premium lisans lazım. O yüzden buradaki opsiyonlar hiçbiri seçilebilir durumda değil. Ama aynı semantik modellerde veya raporlarda yaptığımız, kullandığımız promoted certified konusu data flow'lar için de geçerli. Promote edilmiş ya da certified edilmiş bir data flow bunu güvenli kullanabilirsiniz anlamında kullanabileceğimiz prosedürler. Peki bir tane daha data flow yaratalım. Tekrar çalışma alanına geri geliyorum. Create new yeni bir data flow. Gene aynı şekilde add new tables. View more Azure Azure database. Sunucu adını tekrar kopyalıyorum. Veri tabanını tekrar kopyalıyorum. Next. Daha öncesinde authentication bilgilerini girdiğimiz için herhangi bir soru sormadı. Diyorum ki bana buradan da ürünlerle müşterileri ver. Transform data. Bir miktar gecikmeli geliyor. Save and close. Bu data da master diyelim. Direkt buradan Refresh Now'la güncelleyelim. Tekrar çalışma alanına geri dönüyorum. Bu çalışma alanında iki farklı data flow yarattık. Her iki data flow'unda schedule, refresh süreleri ve zamanları, sıklıkları farklı olabilir. Fake tablosunu yarım saat arayla günde 8 defa yapacağız belki. Ama master tabloyu haftada bir veya günde bir Peki refresh'i tamamlıyor mu? Bir bakalım. Settings, refreshing progress. Bir süre bekleyeceğiz. Okay, bunu da güncelledi. Bunu da bir dakikada güncellemiş. Biraz daha uzun sürdü. Peki data flow yaratmak bu şekilde kendi çalışma alanımızda yaratamıyoruz. Başka bir çalışma alanı altında yaratabiliriz ancak ne işimize yarayacak? Önceki derste de belirttiğimiz gibi eğer bu fact tabloları, master tabloları biz birden fazla veri modelinde kullanıyorsak, o modellerde artık veri kaynaklarına doğrudan bağlantı yapmak yerine bu data flow'lara bağlanacağız. Bu data flow'lar güncellendikten sonra da biz data setimizi güncelleyeceğiz. Peki burada bir örnek daha yapalım. Daha önce satış bütçe tarafında kullandığımız Power BI dosyasını açacağım dosyayı açtım. Buradan Transform Data di Power Query tarafına geçiyorum. Burada satışlarla ilgili yaptığımız transformasyonlar vardı. Buradaki Advanced Editor'e gelip buradaki steplerin tamamını, kodun tamamını kopyalıyorum. Power BI.com'a tekrar geri döneceğim. Bu kod üzerinden yeni bir data flow yaratmak üzere. Tekrar bulut tarafına geldim. New data flow gene add new tables ama bu sefer sorgu kaynağı olarak veri kaynağı olarak blank query seçeceğim. Bunu tıklıyorum. Buradaki source koduna biraz önce Power BI Desktop'taki Power Query'den kopyaladığım kodu yapıştırıyorum. Next. Kodda geçen bütün stepleri burada oluşturdu. Bana bir tek credential'ları girmek kaldı. Daha öncesinde de girdiğimiz için muhtemelen connect dediğimizde herhangi bir sorun çıkarmadan bağlantı yapacak. Şimdi eğer veri modelleriniz varsa ve o veri modellerindeki kaynakları bir data flow'a aktarmak istiyorsanız her bir sorgunun kodunu buraya yapıştırıp hızlıca bir data flow oluşturabilirsiniz. Bunu da save and close diyelim ve bir isim verelim. Ve kaydedelim. Şimdi buradaki üç farklı data flow'u örneklendirmek amacıyla yaptım. Tek bir data flow altında bize veri modelinde lazım olan tüm tabloları da alabilirdim. Ama data flow'ların temel amacı bir data repository olarak çalışmak ve sıklıkla kullanılan yöntemlerden bir tanesi de çok fazla güncellenmeyen bu şekilde master tablo gibi tabloları ayrı tablolara, fake tablolarını ayrı data flow'lara bağlamak şeklinde. Ama dilerseniz modelde size lazım olan bütün tabloları aynı data flow altında da birleştiriyor olabilirsiniz. Ama önerilen yöntem modellerde kullandığınız ortak tabloların her biri için ayrı birer data flow yaratmak şeklinde.